Arkadaşlar merhaba, ben yine bir vlogla geldim. Vloglara alışmaya başlayın çünkü gerçekten her anımı çekmeye karar verdim. Çok fazla etkinliklere giden, çok fazla gezen, hayatı dolu dolu yaşayan biriyim. O yüzden artık her şeyi vloglamak istiyorum. Sizlerle beraber eğlenmek, keyif almak istiyorum. Bütün yaz bizim için bence çok güzel geçecek. Bugün de başlıktan da anladığınız gibi Harbiye'ye gidiyoruz. Şen'in de, Yıldız Tilbe'nin de şarkılarını ve sesini çok çok beğeniyoruz. Uzun süredir de bir türlü konser bulamamıştık. Yazın Harbiye konserleri başlayınca hemen biletleri kaptık. Bugün 28 Temmuz Perşembe ilk Yıldız Tilbe konseri var. Bu akşam ona gideceğiz. 2 gün sonra da 30 Temmuz Cumartesi ise Gülşen konseri var. Ona gideceğiz. Deli gibi heyecanlıyım. Bugünleri de vloglayacağım. Hemen sizlere de göstereceğim. Şu an ofisteyim. Bugün yayınlayacağım. Yani 28 Temmuz Perşembe yayınlayacağım. Vlog videosunu editledim. Bütün gün onunla uğraştım. Sabahtan beri onunla ilgileniyorum. Az önce yayınlandı video. O yayınlanırken de ben yayınlandı ama HD sürümü işleniyor. Onu beklerken de şey yapacağım. Birazcık mutfağı toplayacağım. Mutfak dağılmış. Bir de iki tane kargom gelmiş. Onları açacağım. Bunları da beraber yapalım. Ondan sonra da konsere gidelim. Çok çok heyecanlıyım. Şöyle iki tane şey var. Ne onun adı? Küçük kargom var. Tahmin ettiğim şey diye düşünüyorum ama olmayabilir. Bakalım neymiş? Aa evet, oymuş. Şey almıştım. Ne onun adı? Telefonların kamerasını korumak için taşlı, süslü bir koruyucu almıştım. Şöyle göstereyim size. Görebiliyor musunuz? Kameranın etrafını böyle taşlarla süslüyor. İki tane çıktı çünkü biri teyzeme hediye, birini de ben takacağım, kullanacağım. Bunlar da gelmiş. Hemen şimdi mutfağı toparlamam lazım. Çünkü annem gelecek. İlk önce güzel bir yemek yiyeceğiz ve ondan sonra da konser alanına gideceğiz. Videom birazcık yüklenmedi. Geç yüklendi. Bu yüzden de geç kaldım. Annem her an gelebilir ve aşırı derecede korkuyorum. Gelirse ne yaparım bilmiyorum. Bunlar bulaşık makinesinden temiz çıkmış. Ama nereye koyacağını bilememiş ablam. Ben onları yerleştireyim. Ablam dediğim ofise yardıma gelen abla. Hem sizinle konuşmam hem kamerada olmamam. Bunları böyle çıkarmış buraya ama ben onun yerine yerleştireceğim şimdi hızlı hızlı. Burası birazcık dağılmış benim yüzümden. Bulaşıkları makineye koymam lazım. Bu ne alaka burada? Bu da temiz. Bunu kullanmadım. Bu mumluğumu ve mumu da Ikea'dan aldım. Aşırı derecede güzel bir şey. Çok çok beğendim. Bunu masaya koyalım. Çöpü size göstersem inanamazsınız. Öyle bir çöp var ki. Çöp poşeti de bitmiş. Ay. Her yere döküldüler bu arada. Ofis az daha çöp eve dönüşüyormuş. Ben halletmemişim. Bunu da koyalım. Bunları dışarı atalım. Neyse, burayı toparladım. Zaten temizdi. Hafif bir düzeltmek gerekiyordu. Bir tık dağıtmıştım. Burayı da toparladım. Çok dağınıktı. Düzelttim. Çöplerimi atacağım şimdi. Bakar mısınız? Ofis çöp eve dönüşmüş. 3 poşet çöp var çalışma odasında. Ben hazırım. İstediğin zaman gelebilirsin. Aşağı inebilirim. Ha, o geldi mi? Haber verdim. Onu soruyorum. Bugün dudaklarıma lip gloss sürerek hata yaptığımı düşünüyorum. Çünkü hava çok sıcak. Deli gibi terliyorum. Ve lip gloss böyle yapış yapış dişine, yüzüne insan hep bulaşıyor. İnşallah bulaştırmam. Böyle giyindim. Siyah gömlek. İçimde beyaz bir body var. Yeşil ipek şal taktım. Bir de böyle yeşil bir çanta vardı. Mango'dan almıştım bunu. Bunu da böyle koluma takacağım. Şu an size gösteremiyorum ama altında da siyah boru paça pantolon var. Bir de vanslarımı giyeceğim. Siyah beyaz bir vansım var. Aşırı rahat bir konser kombini. Bir tane şal. Koluma rahat oturan ince bir çanta. Çünkü omzumda durması, elimde olsa ya da yandan asmadan olsa çok uzun oluyor. Böyle omzumda durması aşırı derecede rahat oluyor. Hadi artık yemek yemeye gidelim. Thank you.
Hatice ile buluştuk. Hatice'yi de aldık. Burada Bedirhan var yanında. Konsere gelemiyorsun. Ne düşünüyorsun Bedirciğim ya da Silve'ye? Ya ben normalde lojeden alacaktım da işte yalnız kalmasınlar diye yapacak bir şey. Açı çok güzel çıkıyor. Gözlüğün çok güzelmiş. Kombinle evet. Çok çok uymuş. Nereden aldın hemen bileyim. Gerçekten niye çıkıyorlar? Gerçekten. Ne alsaydım? Kötü çıkmasaydı. Heyecanlı mıyız? Hatice neredesin? Geldik Harbiye'ye şimdi. Evet. Çok heyecanlıyız. Yıldız Silve ile buluşacağız saat 9'da. Tam yarım saat var. O tabii biraz geç çıkar falan. Biz o sırada kahve sabahçı alırız. Sabahçı filmi çekeceğiz biraz. Kahve alırız, su alırız. Evet. Çok susuyor insan biliyor musun? Yıldız Silve. Sabah sabah. Aynen. Çok heyecanlı. Ay manzaraya bakın hemen bir fotoğraf. İşte burası da Harbiye arkadaşlar. Buradan giriyoruz. Bak böyle bir yer. Kanka beni de tut. Şu an yiyecek içecek sırasındayız. Koltuğumuzu bulduk. Koltuğumuzu bulduk. Biz bir tık kameraya şanslıyız. Bakmayın. Ben sana bakıyorum neden bilmiyorum. Güzelliğime doyamamışsın. Hey. Hala gözlükteyim. Mısırımızı yiyoruz. Mısırımızı göster. Kanka beni de al, beni almıyorsun. Artık blogger benim. Kankam çok güzel çıkıyor. İkimizi beraber al. Hayır, yukarı kaldık. Ama nasıl acemi. Öğreneceksin bu işleri. Artık hep blog çekiyoruz. Ben de müzik ne ya? Telifiz bundan, kapa. Al kapa. Thank you.
Konser bitti. Harikaydı. Yıldız Silve harikaydı. Hala ikisindeyim. Sonu o kadar eğlenceliydi ki çekemedim. Mükemmel şarkı. Halaylar falan havada uçuyor. Evet, halaylar falan söyledi. Ben şöyle şöyle yapıyorum. İzlersiniz. Çok fenaydı. Çok çok güzeldi. Artık eve gidiyoruz. Cumartesi günü Gülşen'de görüşeceğiz. Sesim gitti benim. Gülşen'e sesim kalmadı. Çiğ yumurta, çiğ. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Selam arkadaşlar, yine biz geldik. Bugün tekrardan Harbiye'deyiz. Yıldız Silve'den sonra bir Gülşen gecesi yapacağız. Saat 8.15, biraz erken geldi. 45 dakika var daha konsere. Bir de geç çıkar, 9.30'da çıkar. Evet, biz bayağı erken gelmişiz arkadaşlar. Evet, bu sefer geç geldik, bu sefer erken geldik. Heyecanlanmışız ama hava, her şey çok güzel. Şöyle bakın. Seni de çekeyim, gel. Etraf misler. Misler gibi. Çok 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 güzel. Evet arkadaşlar. Moda gireyim. Şunun sesini tutun. Şu an Gülşen konserindeyiz. Sıramız güzel bir yerde değil. Üzgünüz. Bir tık kenarda ama güzel yine. Yıldız Silve'de çok iyi yerdeydik. O şansımızı bir daha yakalayamadık. Merakla bekliyoruz.